Selçuklu yapısıdır. Selçukluların, Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk başkenti Sivas olduğu için Sivas'ta bu ve benzeri türü birçok mimari yapısı vardır. Bu yapılara baktığımız zaman genel özellikleri Türklerin Orta Asya'dan gelişini simgeleyen bazı tesvirler, bazı figürler kullanılmıştır. İşte bunlardan bir tanesi Hayat Ağacı'dır. Hayat Ağacı'nın Türklerle ilgili konusu şudur. Hem soyu belli eder hem de Türklerin İslamiyet'ten önceki şamanizm dinini benimsediklerinde göğe yükselmeyi simgeleyen bir figürdür. Bunun üzerinde hemen yukarıda 8 köşeli Selçuklu yıldızı vardır. Yine bu Selçuklu yıldızı da Selçuklu Devleti'nin, Büyük Selçuklu Devleti'nin simgelerinden birisidir. Onun üzerinde de hemen çift başlı kartal vardır. Çift başlı kartal da anlamı şudur. Birçok yerde, birçok ildeki Selçuklu eserlerinde çift başlı kartal vardır ama Sivas'taki eserlere baktığınız zaman çift başlı kartalın boynu eğiktir. Eğik olmasının sebebi de Allah'ın birliğine ve dirliğine boynumuz kıldan ince, boynumuz eğiktir mesajı vermek amacıyla yapılmıştır. Yine buranın tarihi 1271'dir. Gök Medresesi diye anılmasının başlıca sebebi Çinlilerinden dolayıdır. Selçuklu eseri olduğunu anlamamızdaki en büyük etken kapının hemen üst tarafında kitabede yazan yazıdır. Burada yazan yazı aynen şu şekilde geçer. Şahlar Şahı Kılıç Arslanoğlu Alaaddin Keykubat namına yaptırılmıştır. Allah dinini ve devletini daim etsin şeklinde not düşünmüştür. Şifaiye Medresesi, yani daha doğrusu şu anki adıyla söylemek gerekirse eskinin hastanesi. Yani burada ne oluyordu? Burada insanlar şifa buluyordu. Yapıya baktığımız zaman yine Selçuklu eseri, 8 köşesi olan, üzerinde işlemeleri, motifleri, yıldızları ve dönemin eğitimlerinin verildiği önemli bir merkez konumundaydı. Hepsinden önemlisi burası üniversiteydi. İşte yukarıda taç kapı var. Şu anda taç kapının önündeyiz. Yukarıdaki tabeleri var. Selçuklu'nun o zamanki sanatını anlatan, mimari yapısını anlatan, tarihi özelliklerini anlatan birçok şeyi var. Bunlarla da beraber içeriye girdiğimiz zaman işte içeride dikkatimizi çeken bir havuz olacak. Tabii havuz bugün için deforme oldu. Eskisi gibi değil fakat önceden şu şekilde bir günümüze kaynak geliyordu. Diyorlardı ki buraya girenler kuş sesleriyle, su sesleriyle tedavi oluyor. Yani akıl hastalarının tedavi merkezi. Aynı zamanda. Fakat burası az önce de bahsettiğim gibi her şeyden önce bir üniversiteydi. Yani dönemin pozitif ilimlerinin okutulduğu bir üniversiteydi. İşte bu ilimler nedir? Astronomi, tıp, fizik, kimya gibi bilimlerin okutulduğu bir üniversiteydi. İsterseniz içeriye geçelim. İçeride İzzettin Keykavus'un, yani Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus'un türbesi bulunuyor. Bununla birlikte yine eyvanlar, bugünün ifadesiyle derslikler, çini işlemeleriyle oluşan süslemeler, yaldızlar, bunları göreceğiz. Burası da yine tarihi kent meydanı içerisinde bulunan çift emniri. Yani tarihi kent meydanı diyoruz. Hakikaten tarihi bir kent meydanı. Geldiğiniz zaman Sivas'ın meydanını gördüğünüz zaman 3 tane ayrı medeniyetin, kültürün yansımalarını göreceksiniz. İşte arkamızda gördüğümüz çift minare Selçuklu eseridir. 1200'lü yılların başlarında yapılmıştır. Üzerindeki işlemelere, taş oymacılığına, motiflerine bakıldığı zaman Selçuklu'nun çok ileri düzeyde bir mimari anlayışı olduğunu rahatlıkla görebileceğiz. Diğer taraflara baktığınız zaman işte Osmanlı dönemine ait eserler yine burada. Cumhuriyetin ve Osmanlı'nın son dönemine ait eserler burada. Cumhuriyetin ilk dönemine ait eserler burada var. Ondan dolayı biz buraya tarihi kent meydanı diyoruz. İşte yine çift emirlerin özelliklerinden bir tanesi de çinlerinin bulunmasıdır. Selçuklu'nun mimarisini yansıtmasıdır. Yani Selçuklu'nun mimarisini yansıtması dediğim en önemli şey taş oymacılığıdır. Öyle ki burada motif çift emirlerin şak kapısına, taç kapısına işlenmiştir. Evet, yine burası da Selçuklu sultanlarından İzzettin Keykavus'un türbesi. Aile efratlarıyla birlikte türbesi buradadır. Resim çeken hanımefendiler var. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben İstanbul'dan Perihan. Buraya misafir olarak geldik. Aslında Sivaslıyız, Hafikliyiz. Biz de hani Sivas'ın bu kadar kültürel zenginlikleri olan bir şehir olduğunu tahmin etmiyorduk. Hani kendi çapımızda mümkün olduğu kadar geziyoruz, bakıyoruz, bilgi edinmeye çalışıyoruz. Mesela bilmeyip de öğrendiğiniz neler oldu? Şu şekilde söyleyeyim. Hani Sivaslılar normalde zaten çok cana yakın bir insanlar. Ama hani buraya geldiğin zaman kendi memleketin olduğu için daha fazla cana yakın olduğunu görüyorsun. İnsanların kardeşçe, birlikte, beraberce yaşadığını görüyorsun. Biz İstanbul'da yaşadığımızdan dolayı hani bu kadarını fazla tahmin etmiyorduk. Sivas'ın lehçesi, hani birkaç kelime bize örnek verir misiniz? Şöyle söyleyeyim, kardeş derler. Kardeşe kardeş derler. Hep kardeş diye şey yaparlar. Gı diye konuşurlar. Hani sıracalı, sasuk. O şekilde daha birçok var gı yani. Gı bayanlara değil mi? Yok, herkese gı. Hani mesela ne yaptın gı? Nereye gidiyorsun gı? Erkeklerini herif derler, adam derler.
Adam gibi adam olsun yeter ki. O şekilde. Hani Sivas'a mutlaka gelmeleri gerekiyor. Buranın örfünü, adetini, en önemlisi suyunu ve havasını almaları gerekiyor. Peki siz Sivas'a sık gelir misiniz? Ben 2011'de gelmiştim. Yani çok sık gelemiyoruz ama elimizden geldiği kadar burada olmaya çalışıyoruz. Özlüyorsunuz bir kere buranın havasını alan, bir daha vazgeçemiyor. Benim çocukluğum zaten burada geçtiği için kültür açısından bu kadar güzelliğin bir arada olduğunu bilmiyorduk. Evet buralıydık ama çok güzel ya. Her şey çok güzel. Peki bu bulunduğumuz alan hakkında bilgiye sahip olabildik mi? Evet evet oldukça. Şifahaniye, çifte minare, arkadaşların yardımıyla da çok güzel şeyler. Efendim Sivas'ın o güler yüzlü iki hanımefendisinden sonra yine biz sevgili Selçuk kardeşimle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yine bulunduğumuz alanda tarihi bir yer, medrese. Burucuye Medresesi Muzaffer Bey tarafından yaptırılmıştır. Yine 12. yüzyıla ait Selçuk eseridir. Buranın özelliklerine bakacak olursak da taç kapısı. Tabi önceden burada altın yaldızlarla süslüymüş. Zaman içerisinde deforme oluyor. Restorasyona girdi 2004 yılında. 2004 yılından sonraki restorasyon hali de bu şekilde bir yapı Selçuklu eseri. Yine kapıya bakıldığı zaman, taş kapısına bakıldığı zaman en büyük özelliği taş oymacılığı, taş işlemeciliği. Zaten bu Selçukluların genel mimarisinde olan bir şey. İçerisinde de bugün çay bahçesi olarak insanların gelip dinlenebildiği güzel bir yer oluşturuldu.